Sefo'nun eteği. Çok konuşuldu. Arkadaşlarıyla beraber İskoçya'ya tatile gitti. Orada İskoç erkeklerinin giydiği ve kilt adı verilen etekten giydi. Sosyal medyanın da diline düştü. Evet. Sevgilin böyle bir kombinle yanına gelse. İskoçya'ya yasaklıyorum sevgilimin gitmesi. Yani zaten onun dışında söz konusu olmaz ama İskoçya'da ne bileyim işte. Yani orada giyilen peki, bir şeydi. Peki tatile İskoçya'ya gittiniz. O böyle bir anda otelde karşına, aa Özlemciğim sana bir sürpriz yapayım. Gülme gelir yani, çıkar şunu. Yani herhalde gülerimi çıkartırım herhalde. Bilemedim yani. Yani İskoçya'ya özel. Sen de öyle kiltini giysen altına. Beraber evet, eğlenceli olabilir Gülşen. Bunu ben bir düşüneyim evet. Gerçekten. Sefo'ya da çok takıldılar. Takılmaların nedeni kiltin altına o şey olmamış, spor ayakkabı takıldıkları olmamış. Takıldıkları bu olsa iyi. Neler yazmışlar evet çocuğa. Ya, daha öncesinde yine Uras Kaygılaroğlu giymişti. Cem Yılmaz giymişti. Onlarınki tabii daha komikti. Özellikle Uras Kaygılaroğlu'nun. Evet, bir de tabii. Şu paylaşım tepki çekmişti. Evet. Evet, ay, devam edelim. Cem Yılmaz da giymiş. Cem Yılmaz da Uras Kaygılaroğlu'nun ki bayağı bir gümbürtü koparmıştı. Rüzgarı onlar başlattı yani. Devam edelim. Turkey 2022 birincisi Nursel Asay, ikincisi Aleyna Şirin, üçüncüsü Selim Gurdik özel bir etkinlikte yan yana geldi. Tescilli güzeller, kıdemli eski manken Tülin Şahin'i çok seviyorlarmış. Şöyle ki Tülin Şahin benim küçüklük idollerimden biriydi. Benim de dudağımın yanında bir ben olduğu için. Beni benzerliğim var mı? Yani kendimi benzetmek değil de kendimi benzetebilmek çok isterim. Çünkü kendisi mükemmel bir kadın. Hem çok güçlü bir duruşu var, hem inanılmaz güzel bir gülümsemesi var. Çok karizmatik bir kadın gerçekten de. Ben de yani benim olduğundan dolayı küçükken beni hem Cindy Crawford'a hem de Tülin Şahin'e benzetirlerdi. Ve tabii ki de hani ben de onların resimlerine bakarak, onların videolarını izleyerek büyüdüğüm için şimdi Tülin Şahin'i izlemek benim için ayrı bir zevk olacak. Kızlar çarşıdan pazardan alışveriş yaparmış. Yani marka takıntıları yokmuş. Kesinlikle markaya karşı bir takıntım yok. Pazardan da alışveriş yaparım. Gittiğim yazlık yerlerden de alışveriş yaparım. Benim için kendi tarzımı, kendi kişiliğimi yansıtabildiğim bir şey olsun. Onu beğeneyim. İçinde iyi hissedeyim. Onu almak isterim yani. Tülin Şahin etkinliğe dönem filmi kostümüyle katıldı. Şahin Viking kadınlarını anımsatıyordu. Ben gördüğünüz gibi bir Viking karakteriyim. Karavan mı, saray yavrusu mu? Hangi ünlü isim ultra lüks karavanıyla karavanlı ünlüler kervanına katıldı? Ünlülerin karavan tutkusuna katılan son isim Ebru Polat oldu. Polat'ın karavanı öyle bildiğiniz karavanlardan değil. Oturma odasıyla, banyosuyla, iki ayrı yatak odasıyla adeta bir saray yavrusu. Üstü maşallah, maşallah. 40 kere maşallah, maşallah. Her detayın profesyonelce düşünüldüğü karavanda normal bir evden dahi daha fazla konfor alanı mevcut. Bu karavanı geçmiş artık bayağı bir daire olmuş yani. Bir şey söyleyeceğim. Duble. Kiraya verse düşünsene ya, hangi semt pahalıysa tiny house'u ya da gidiyorsun işte öyle. Karavanı oraya park ediyorsun. Evet. Orada veriyorsun. Konforlu bir şey ya. Güzel bir şey. Ormanın içinde dur. Evet. Deniz kenarında dur. Boğaza yakın bir şeye çek. Ama onların da belli yerleri var. Her yere park edemiyorlar galiba evet, değil mi? Onların tabii konaklama. Bir de bir şey söyleyeceğim. Tabii. Bu karavan maravan değil yani. Dediğimiz gibi tiny house. Bayağı küçük ev. Bayağı ev. Ya bunu bana video olarak göstersen ben hiç karavan sana hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Banyosu falan baksana. Hepimiz denk geliyoruz. Çok da konuşuluyor. Emlak ilanlarında böyle ev ilanlarını görüyorsun. Bazı uçtu, evler var. Karanlık, küçücük penceresi var. Işık görmüyor. Işık görmüyor. Yani tuvalet falan anlatılamaz. Gerçekten anlatılamaz. 8 bin TL. 8 bin lira, 10 bin lira istiyor. Evet. Yuh gerçekten artık yani. Ilacı. Gerçekten yuh. Uçtu fiyatlar. Yani buraya bakarsan bu bayağı lüks bir ev gibi. Kesinlikle. Yani tabii
daha minimalist bir yaşam tercihin olmalı. Daha sadeleşmelisin ama Ebru buraya kıyafet odasını falan taşırsa kendine yer bulamaz. Ebru ben sana bunu, aynen Ebru bunu istediği yere gider, park eder, orada keyfini sürer bu. Evet. Yani artık ikinci bir ev olmuş. Evet, çok güzel. Baksana merdivenle yukarıya falan bile çıkıyorsun. Evet, bayağı. 1 milyon TL'ymiş. 1 milyon TL, 1 evet. 1 milyon TL'ye özel tasarlatmış. Devam edelim. Ha bir dakika, devam etmeyelim. Türkiye güzellerimizi nasıl buldun? Türkiye güzellerimizi. Ya ben Nur, şimdi Sena, artık eskisi Say gibi mesela o 90'lar, 2000'lerin başlarındaki, evet, hiç unutmuyorum. Mesela ailece programlarımızı iptal edip televizyonun başında oturduğumuz, evet, herkesin eline kağıt kalem alarak şu birinci olacak, ikinci olacak dediğimiz yarışmaların havasının artık biraz daha kaybolduğunu görüyorum. Tabii ki yani herkesin önü açık, güzel bir gelecek bekliyor onları ama yani hani eski havasının olduğunu düşünmüyorum artık. O Miss Turkey'nin eski, ki ben de katılmıştım. Yani şimdi biraz daha. Şimdi Neşe Erberk'in kızı Selin'e bakıyorum. Selin yakından o kadar güzel bir kız, evet, ki ve enerjisi o kadar yüksek, çok, bir kız çok, ki. Çok yüksek. Ama buradan baktığım zaman öyle gözükmüyor. Çok fotojenik değil sanki, değil mi? İşte bazı Selin, ünlülerin olabiliyor öyle bir handikapı oluyor. Yani yanımıza geliyor bazı ünlüler. Ay süper, harika, evet, şahane gözüküyor. Ekrana bakıyorsun, aynı efekti vermiyor, aynı etkiyi vermiyor. Güzellik olarak mı, enerji her olarak? Açıdan, her açıdan. Açıdan. Ama Selin yakından çok daha başka. Çok değişik. Jüriyi o anlamda etkilemiş olabilir. Olabilir. Ama Selin sosyal medyaya fotoğrafları yüklendiğinde ya da kameralar karşısında röportaj verdiğinde yoğun eleştiri alıyor. Hmm. Eleştirenler bir hani de yakından çünkü görsün. Çünkü şimdi Neşe Erberk'in kızı olduğu için hani böyle bir durum çok konuşuldu zaten. Evet. Onun da şey etkisi var. Bazen avantaj yerine dezavantaj da olabiliyor. Şimdi. Peki şeye ne diyorsun? Eskiden Türkiye Güzellik Yarışması'nda birinci, ikinci, üçüncü olduğunda senelerce o isimleri hatırlardık. Evet. Şimdi, evet, şimdi işte çok var. Seçiliyor. Ve de, evet, belki de eski popülerliğin mi kayboldu? Nedir çok fazla olabilir. Çok fazla var, olmaya başladı, evet, yarışma. O kadar çok yarışma, yarışma var ki. Yarışma kainat, ve ödül kainat güzeli. Değil mi? Böyle başlıyor. Yani daha ne var? Gün biz bir şey izledik. Bir şey izledik. Dedim ne? Ki gözüm uzağa da mı görmemeye başladı? Yakını göremiyorum da. Kainat modellik yarışma mı? Model yani kızlar. Tamam, cici kızlar da cici yani kızlar. Model olmak için çok özür dilerim. Şimdi başka bir... çok var hakikaten dediğiniz gibi ama şimdi o yaşlarda da tabii heyecan böyle herkesin bir basamak olarak kullandığı aşikar bu güzellik yarışmalarının. Hani kimisi oyuncu olmak istiyor, kimisi model olmak istiyor. Bir mutlaka ki kendilerine çizdikleri kimisi bir yol var. Kimisi sunucu olmak istiyor ya ben mesela ama çok sunamıyor. Enteresan bir şey söyleyeyim size. Şöyle bir hikayem var bak, benim. Bak geliyor sağdan ben, sağdan. Benim mesela güzellik yarışması derece yok ama ilk üç açıklandı falan, evet, bitti dedim, bu kadar yani. Yani çünkü bir hevesti benim için, çok hani aslında televizyon önünde bir şey yapmak gibi bir şey yoktu ama o tacı giymek istiyordum yani, madem buraya kadar girdim tamam en güzel ben olayım dedim. Kaçıncı, olmadı hiç mi dereceye bir şey olmadı ama sonra Müge, hı, aradan bir hafta 10 gün geçti, dediler ki yeni açılacak bir kanalımız var ve sizi sunucu olarak görmek istiyoruz. Şimdi ben o kadar 20 kızın içinde demek ki ne yaptım ne ettim onu da bilmiyorum, nasıl bir enerjisi oldu. Evet, o enerji geçiyor. Çok da içime kapanık bir kızımdır. Oradan bana bir yol açıldı ve sonra işte bu kadar yıldır devam etti. Sonra bir sürü şey magazinler hatta dediler ki işte Mehmet Ali'nin adı geçti. Sonra dediler ki Özlem onun ismiyle sunucu oldu. Ekranlarda kendine öyle yer buldu. Yani mesela o zamanlar çok içerlediğim bir şeydi bu benim. Yani ben ayaklarımın üstünde durmaya çalışıyorum. Bence artık 20 kaç dedim size 27 yıl kendini, evet, ispatlamak için yeterli bir yıl bence daha artık. Yani. Onun bunun sevgilisi falan oraları geçtik. Yok. O yüzden mesela bir şey olacağı varsa kısmetinizde kendinizi illa birinci, ikinci, üçüncü olacağım diye şartlandırmamak lazım.